Zakir Velik, 1951 doğumlu, Ardahan doğumluyum. Kadıköy YTT Tahakkuk Müdürlüğü'nde çalıştım. Tahakkuk memuruydum. Yanlış çıkan faturaları iptal edip yeniden fatura düzenliyorduk. Aboneliği feshedenlerin hesabını kapatıyorduk. Yani tahakkukçuluğu yapıyordum. Geçmişim şöyle, 1951 doğumluyum, Ardahan doğumluyum, Tepeler Köyü'nde. 6 yaşında yetim kaldım. Sağ olsun annem, bizi babamız olmadığı halde babalardan daha iyi büyüttü. Evvelallah onun terbiyesiyle valiye geldim ben. Yaşına geldim İstanbul'a. Askere giden kadar özel sektörde çalıştım. Askerlikten sonra YTT'ye girdim. 1995'e kadar orada çalıştım. Oradan Ümraniye Belediyesi'nin hesap işlerine girdim. Orada da bir 3 yıl çalıştım. Oradan emekli oldum. Askerliğim Bulgar Udu'nda, karakoldaydım. Orada çavuştum, karakol komutanıydım. Hem piyade edilmişim ama jandarma görevini de yapıyordum. Bölge Udu emniyetini sağlıyorduk. Kapıkule ile irtibatımız vardı. Onlar da o bölgenin güvenliğini sağlıyorduk. İmraniye 1967'de geldim. 16 yaşında geldim. Geldiğimde Ümraniye bir köydü. Hani araba yoktu yani Üsküdar'a gidecek, akşama kadar bekledik ki araba gelsin Üsküdar'a gidelim. Oysa bugün Ümraniye İstanbul'un en büyük ilçesi oldu hemen hemen. Şimdi gerçekten Ümraniye güzel gelişti. Burada halam vardı. Halamın yanından geldim. Sağ olsun bana anne vazifesi yaptı bana. Çok İyiliği oldu bana. Eniştem vardı. Onların ikisiyle şey yaptım. Onların yanında kaldım. Bana kendi evlatları gibi baktı. Sağ olsunlar. Çok memnunum. Her zaman onlara duacıyım. Burada benden küçük iki kardeşim var. Onlar da benim yanıma geldiler. Onlar da işe verdik. YTT'de yine aynı kurumda çalıştı. Diğeri de PTT'de çalıştı. Onlar da yuvalarını kurdular. Buradayız yani. Bir birlik, beraberlik, böyle bu hale geldik. Şimdi ben buradayken köyde annem şey yapmıştı. Vereceğim diye. Orada komşular da kefil olmuşlar. Tamam biz onu şey yaparız. Gittik, tanıştık, böyle orada evlendik. Hanım Posoflu, ben Ardahan Merkez Köyü'ndeyim işte. Görmeden evlendik ama şimdikilerin yanında daha iyi. Yani görmeden evlendik ama yani önceden evlendiğe bir şeylik vardı ama şimdi evlendim de pişman, evlenmeyen de pişman. Şimdi öyle. Çocuklarım 3 tane oğlum var. Allah herkese öyle 3 tane oğul versin. Üçü de şimdi ben onlara yol gösterecek yerde onlar bana yol gösteriyor. Çocuklarım gerçekten harbide. Allah iğnenin ucu kadar beni yüzme diyelim. Bütün günüm akşama kadar onlara dua ederim. Dua ederim. Yani uyandığım zaman hemen onlar aklıma geliyor. Torunlarım var. 8 tane torunum var. Hepsini birbirinden fazla severim. Allah herkese öyle torun çocuk versin. Gençlerimize tavsiyem şudur. Arkadaşlarını iyi seçsinler. Bak ben 16 yaşında geldim. Tophane'de akşam olmasını istemezdim. O ayaçların içinde yok. Param doğdu, parasız da kaldım. Hiçbir zaman bir şey aklıma gelmedi. Gece ben büroda yatıyordum. Aşağıda içiyorlardı, bağırıyorlardı. Ben korkuyordum, titriyordum yani.
Onlara uysaydım ben de aynı öyle olacaktım. O nedenle arkadaşlarını çok iyi seçsinler. Arkadaş çok önemlidir. Arkadaş insanı uzaya da çıkarır, yer altına da geçirir. Fet Bey'e teşekkür ederim. Tüm yani Ümraniye'ye hizmet eden tüm belediye başkanları da İsmet Bey'e de teşekkür ederim. Onu beğenmeseydik bir daha da seçmezdik yani. Ama hizmetini yaptı. Allah razı olsun. Başarılar dilerim.